bir evde büyük bir ihtimalle, ben en azından öyle algılıyorum. Orada hazırlık da çok öncesinden yapıldı ama şimdi artık o hazırlıkların devamını getirme, neden orada olduğumuzu söyleme vakti. Tahir İnan bir yandan terlemeye devam ediyor, bir yandan büyük bir ihtimalle tatlının o güzel kokusuyla da biraz da zorlanıyor. Sonrasında da Tahir'e gideceğimizi söyleyelim ama önce söz Aslı'da. Aslı? Evet Salih Nayman, şu anda bir evdeyiz sizin de belirtmiş olduğunuz gibi. Nedeni ne? Hemen onu açıklayalım. Esenler Belediyesi Ramazan ayı boyunca bir iftar grubu kurdu. Bir gönüllü iftar grubu kurdu ve işte bu iftar grubu, daha doğrusu iftar dostları her gün farklı bir eve ziyaretçi oluyorlar. Farklı bir kişinin yanında iftar açıyorlar. Genellikle bu isimler kimsesizler oluyor, ancak bugün bir farklılık var. Esenler Belediyesi'nin iftar dostları bugün bir Kıbrıs gazisinin evinde. İşte o yüzden de hazırlıklar yavaş yavaş yapıldı. Sofralar hazırlandı. Ben şimdi kimin evinde olduğumuzu daha yakından tanımak için Kıbrıs gazimizin yanına gideceğim. Fikret Özcan. Efendim siz Kıbrıs gazisiniz. Nasıl, daha doğrusu o günlere döndüğünüzde neler hatırlıyorsunuz? Anılarınızı bizlerle paylaşabilir misiniz kısaca? Valla pek hatırlanacak bir şeyimiz olmuyor. Yıllardan beri geldi geçti. Ben Ankara'dan katıldım. Gemiyle çıktık Boğaz'a. Sonra cephemiz Değirmenlik bölgesiydi. Magosa'ya çıktık. En son bizim birliğimiz de orada. Gösteri Katalı'yı. Birliğimiz tank taburu. Bu şekilde. Yani. Ne kadar kalmıştınız? 11,5 ay kaldım ben Kıbrıs'ta. Bu kadar. Çok uzun bir süre. Evet. Tabii dediğiniz gibi üzücü yanları da olmuştur. Tabii ki, yani oldukça ilk 3 ay bilhassa çok bir zahmet çektik. Yani bizim şeyimiz. Ondan sonra tabii ki normal şeye döndük. Askerlik şeyimiz, görevimize. Peki efendim, çok teşekkür ediyorum. Hemen şöyle tabii bir taraftan sofra da hazırlanıyor dedik. İşte sofrayı göstermek istiyorum. Zaten görüyorsunuz ki sofra bitmiyor. Öyle söyleyeyim sizlere. Görmüş olduğunuz gibi menü bir hayli kalabalık. Görüyorsunuz tavuktan ciğere, ciğer salatasından ete, tas kebaba, patlıcana, böreğe, sarmaya, ben saymakla bitiremiyorum. Bunları herhalde siz hazırladınız efendim. Hepsini tek başınıza mı hazırladınız? Yani tek başına. Zor olmadı mı, sabahtan beri bunlarla uğraşıyorsunuz ben herhalde? Ben mutfağımı çok seviyorum. Ya rahatla yapabiliyorum. Torunum da var, ona da bakıyorum ama gene yapmaya ben geliyorum. Peki, çok teşekkür ederim. İftar dostları dedik. Bir iftar dostumuza da mikrofon uzatalım. Efendim siz de her gün farklı bir sofradasınız herhalde. Evet, birazcık öyle oluyor. Esenler Belediye'mizin böyle bir projesinde yer alıyoruz. Normalde kimsesizlerle iftarımızı açıyoruz. Bu akşam da bir Gazi amcamızın evindeyiz. Gördüğünüz gibi bu güzel sofrayı sizler de misafir olacaksınız. Evet, aynen öyle. Peki efendim, çok teşekkür ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi hazırlıklar iftar için Kıbrıs gazimizin evinde, Fikret Özcan'ın evinde devam ediyor ve iftar dostlarıyla birlikte aynı saatte iftarlarını açacaklar. Bu güzel sofra eşliğinde diyelim. Sözü yeniden size bırakalım. Aslı'ya da teşekkür